Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'taki 78 karakterin seslerini inceleyeceğiz. Ve aralarında cidden çok ilginç sesler var. Tekin şu sesi dahil diye bir sesi var ya Tekin. O dahil hepsini inceleyeceğiz. Bütün 78 videolarına, daha doğrusu bu bir seri değil. Aslında ben ne olduğunu bile bilmiyorum. Bunlara 10.000 beğeni geliyor. Ekrandan da görüyorsunuz 10.000 beğeni. Bazılarına 15, bazılarına 14 bile geliyor. Buna da gelir herhalde yani. Ben bekliyorum. Bak aşağı kaydır, beğen gel. Yeminle, bak yemin ediyorum 3 saniye. Maksimum 3 saniye beğeniyorsun, geliyor. İlk olarak Shelly'den başlayacağız. Shelly'nin bir tane sözü var arkadaşlar. Belli karakterlerin bazı sözlerini kullanacağım. Shelly'nin sözünde Shelly blink blink diyor. Ve blink mücevher demek. Shelly de Vahşi Batı'dan gelen bir triyodan geliyor. Vahşi Batı triyosundan geliyor. Altın aramayı seviyorlar ya hani böyle Vahşi Batı'da yaşayan insanlar. Bu da mücevher aramayı seviyor. O yüzden blink blink kelimesini kullanıyor. Aynı zamanda blink Brawl Stars'a sonradan eklenmiş mücevher sistemine de deniliyor arkadaşlar. Yani anlamadım ama Brawl Stars bize mücevherlerin geleceğini 6 sene önceden mi göstermiş bilmiyorum ama yani bu da böyle bir şey. Şimdi diğer karaktere geçelim. Colt'un ise en ünlü sözü Brawn and Beauty. Brawn and Beauty. Yani çok kaslı, çok güçlü ve de çok yakışıklı anlamına geliyor. Aynı zamanda Colt'un buradan ustalık ünvanlarına gelirseniz güzeller güzel anlamı var. Nita'nın hiçbir sözü yok. Nita bildiğiniz böğürüyor arkadaşlar. Bunun nedeni de Nita'nın kızıl derili olması. Yani Nita'ya bir ses ekleyememişler. Sadece böğürüyor. Diye böğürüyor. Başka hiçbir şey yok. Bunun ilginç sözlerinin ise şöyle bir söz var arkadaşlar. You better believe it diye bir sözü var. You better believe it. Believe'i believe it diye çevirmişler. Believe inanmak demek. Believe it yani bul kendi ismini kullanarak birazcık inanabilirsin gibi kelime oyunu yapmış. Sizin de duyacağınız gibi zaten. Brock birazcık daha ilginç. Hatta ben Brock'un size iki tane sesini dinleteceğim. Bildiğiniz gibi tip İngilizce'de boombox demek. Brock'un da bir sürü sözlerinde boombox kelimesi geçiyor. Move those feet to the boombox beat diye bir tane kelimesi var. Move those feet to the boombox beat. Bu şu anlama geliyor. Ayaklarını benim ritmime göre oynat. Benim tape'imin ritmine göre oynat anlamına geliyor. Zaten gördüğünüz gibi Brock burada durmadan dans ediyor. Ha burada da pil varmış. Hani detay videosu gibi karışık bir şey oldu diyebiliriz. Ama hemen diğer sese bakalım. Diğer sözü ise oh yeah turn up the boombox diye bir tane sözü var. Oh yeah turn up the boombox. Teybi açıyorum anlamına geliyor. Fakat Brock burada bunu ateş ederken kullanıyor. Yani bildiğiniz süperini kullanırken kullanıyor. Süperine teyip diyor Brock burada. El Primo'nun birkaç tane İngilizce sözü de var. Fakat en önemlisini söyleyeceğim ben size. Genellikle İspanyolca konuşuyor El Primo biliyorsunuz. Çünkü İspanyol bir karakter. Ve en ünlüsü de Soy El Mejor arkadaşlar. Soy El Mejor. Yani El Primo kendine ben mükemmelim anlamına gelen Soy El Mejor kelimesini kullanıyor. Barley'inki ise çok ilginç arkadaşlar. Barley bildiğiniz gibi alkol servisi yapan bir tane karakter oyunda. Alkol servisi yapıyor Brawl Stars'ın hikayesine göre. Barley herhangi bir düşmanı öldürür. Önce a little strong diye bir kelime kullanıyor. Bu da servis ettiği alkolün birazcık sert olması anlamına geliyor. Alkol oranının yüksek olması anlamına geliyor gibi bir kelime kullanmış Brawl Stars burada. Allah'tan İngilizce bilmiyor çoğumuz. İngilizce bilsek daha neler neler duyacağız yani bu karakterler hakkında. Bu en ilginçlerinden bir tanesi. Şimdi diğer karaktere geçelim. Karşınızda Poco var arkadaşlar. Poco'nun en ilginç sözü ise şöyle arkadaşlar. Oyuna başlar başlamaz Poco şöyle bir söz kullanıyor. Feel the power of music. Feel the power of music. Müziğin gücünü hisset anlamında bir cümle bu. Şimdi diğer karaktere geçelim. Karşınızda Rosa var. Çoğu kişi Rosa'nın küfrettiğini düşünüyor arkadaşlar. Fakat Rosa küfretmiyor. Botany for the win diye bir tane cümlesi var Rosa'nın. Botany for the win. Ve bu da şu anlama geliyor. Botanik diye bir tane kelime vardır bilir misiniz? Böyle bitkilerle uğraşan kişilere denir. Kazanmak için bitkilerle uğraş anlamına gelen bir tane kelime. Yani Rosa küfür etmiyor. Çoğu kişi bunun küfrettiğini düşünebilir fakat Rosa küfür etmiyor. Oyunda küfreden iki tane karakter var. Bunlara da gelecek sıra zaten. Jessie'nin en ünlü sözü ise arkadaşlar. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Jessie taretine attığında bu kelimeyi kullanıyor ve bu kelime de şu anlama geliyor. Küçük arkadaşıma merhaba de. Aynı zamanda bu cümleyi çok ilginç bir karakter daha kullanıyor. Onu ileriki zamanlarda göreceğiz. Hemen böyle 2-3 dakika sonra onu da göreceksiniz. Jesse'nin sözlerini çalan bir tane karakter var. Detay videomu izleyenler bunu bilir zaten ama hemen diğer karaktere geçelim. Dynamite'ın sözlerinde ise şöyle bir şey var. I have got a short fuse diye bir tane cümlesi var Dynamite'ın. Hani bombalarda bir tane kısa ip olur ya. Bu o anlama geliyor. Short fuse, kısa ipi çektim anlamında bir tane kelime. Yani bu şekilde bombayı patlatıyor Dynamite. Aynı zamanda bir sürü sözü var. Don't touch my canary yani kuşuma dokunma anlamında bir tane kelimesi daha var. Bunlar en ilginç olanları. Diğerlerini saymıyorum. Zaten. Hemen diğer karaktere geçelim. Karşınızda Tick var. Tick'in en ünlü sözü Elüle 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 diye bir tane sözü var arkadaşlar. Yani bunun anlamını bulursanız hayatın anlamını bulmuş oluyorsunuz. Tiki seviyoruz. Tike buradan selamlar. Aranızda Tik varsa arkadaşlar bütün Tiklere selam yolluyorum. Karşınızda Ahbit var arkadaşlar. 8 bitin ise en önemli sözü ultisini attığında game not over demesi. Bildiğiniz gibi 8 bit bir tane Atari makinesi ve Atari makinesinde oyun bittiğinde game over diye bir ekran çıkar karşınıza. 8 bit ise ultisini attığında game not over diyor. Yani oyun devam ediyor. Oyun bitmedi anlamında ultisini bu şekilde kullanıyor. Aynı zamanda diğer sözü de player one get ready. Oyuncu bir hazır ol anlamına gelen bir tane söz. 8 bitin silahında P2 yazıyor yani oyuncu 2 yazıyor. Player one yani oyuncu bir siz oluyorsunuz.
oynuyorsunuz. 8 biti oynayan kişiye sesleniyor 8 bit buradan. Sana sesleniyor. Senden bahsediyorum bak. Senden bahsediyorum. Karşınızda ise Rico var. Rico'nun çok ünlü bir tane sözü var. I am not sorry. Çünkü bütün karakterler I am sorry diye şu kelimeleri kullanıyor. Fakat Rico şöyle bir kelimesi var. Rico çok alfa, sigma, alfa karakter. Hani böyle editlerde olur ya. I am not sorry. Rico ise ben üzgün değilim anlamında bir tane cümlesi var arkadaşlar. Fakat çoğu karakter üzgün olduğunu belirtiyor ve özür diliyor. Fakat Rico'da böyle bir şey yok. Bu tamamen alfa bir adam ya. Karşınızda ise Daryl var arkadaşlar. Daryl ultisini attığında you see me rolling diye bir tane kelime kullanıyor ve bu bir şarkıdan alıntı. They see me rolling, they hating diye bir tane şarkı var. Yani ben bunu koyamayacağım. Telifli bir şey olabilir fakat yani böyle bir şarkıdan alıntı. You see me rolling. Yani ben yuvarlanıyorum. Beni yuvarlanırken görüyorsun diye bir tane cümlesi var burada Daryl'ın. Bu çok ilginç. Hemen diğer karaktere geçelim. Karşınızda Penny var. Penny'nin pek bir sesi yok arkadaşlar. En ünlüsü ise Penny'nin gülüşü diyeceğim. Fakat bunu koymayacağız tabii ki. Penny maçta öne geçince number one diye bir tane cümle kuruyor arkadaşlar. Birinci anlamında bir tane cümle. Başka hiçbir olay yok. Hemen diğer karaktere geçelim. Carl ise bildiğiniz gibi madenci arkadaşlar. Böyle yeri kazıyor. Bildiğiniz jeolojist Carl. Ve Carl'ın en ünlü sözlerinden bir tanesi the rock. Speak to me. Yani kayalar benimle konuşuyor. Taşlar benimle konuşuyor anlamında bir tane cümlesi var. Aynı zamanda başka bir cümlesi daha var. Let's uncover the mystery of history. Tarihin bütün gizemlerini ortaya çıkartalım diye bir tane bir şey. Karşınızda Jackie var. Jackie küfür ediyor ve sansür yemiş Brawl Stars tarafından. Hatta seslerini siz de dinleyebilirsiniz. Holy... I'll stick a... in your... Aynı zamanda Jackie'nin ustalık ünvanlarına gelirseniz Jackie'nin ustalık ünvanlarında da küfür ettiğini buradan görebilirsiniz. Brawl Stars Jackie sansür uygulamış. Karşınızda Gus var arkadaşlar. Gus bildiğiniz gibi hayalet çocuğu kaybolmuş. Star Park'ta kaybolan bir tane çocuğun hayaleti. Ve Gus kendinin hayalet olduğunu bile bilmiyor. Gus ölünce arkadaşlar ben hayalet miyim diye kendi kendine soruyor. Am I ghost? Am I a ghost? Bu da bayağı ilginç bir şey aslında. Çok korkunç bir şey. Düşünsenize hayaletseniz ve haberiniz yok. Şu an ben bile hayalet olabilirim. Ama çok saçma yani. İnanmayın bunlara. Bunlar çok saçma. Bana inanmayın arkadaşlar. Karşınızda Bo var. Bo kızılderili bir tane karakter. Ve Bo çok güzel bir karakter arkadaşlar. Düşmanına bile saygı gösteren bir tane karakter. Bo düşmanını öldürdüğünde bile umarım huzur içinde yatarsın diye bir tane kelime kullanıyor. Siz de duyabilirsiniz şu an. Buradan Bo mainlere selamlar. Bo'lar harbi adamlar arkadaşlar. Bo'yu seviyorsanız siz de seviyorum. Karşınızda Poku'ya aşık olan karakter Ems var arkadaşlar. Ems bir tane düşmanı öldürdüğünde hashtag loser diye bir tane kelime kullanıyor. Hashtag diye bir tane şey vardır hani Twitter'da böyle bir şeyler vardır biliyorsunuz yani böyle trend olan kelimeler için hashtag işaretini kullanırlar. Ems ise hashtag loser diyor. Loser ise ezik demek. Yani karşısındaki rakibi öldürünce Ems bildiğiniz ona ezik diyor ve dalga geçiyor. Buradan Ems mainlere selamlar. Ems'leri ben pek sevmiyorum böyle kelimelerinden dolayı ama Ems'ler adamdır. Karşınızda ise Stu var arkadaşlar. Stu ise takımlaşan bir tane karaktermiş Brawl Stars'ın hikayesine göre. Çünkü seslerini spin to win yani kazanmak için dön. Etrafında dön. Kimler döner? Takım olmak isteyenler. Takım olmak isteyenler ne yapar? Kazanır. En azından kupa kazanır. O yüzden Sutu'nun sözlerinde spin to win diye bir tane cümle var arkadaşlar. Spin to win till you drop. Yani düşene kadar dön. Bayağı bir dön. Takım olan anlamında kullanıyor. Piper'ın ise ünlü sözlerinden bir tanesi Piper oyuna başladığında I am sugar and spice diye bir tane cümlesi var. Ben şeker ve baharatım anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Piper kek yapıyor ve Piper'ın kekleri çok ünlü. Brawl Stars hatta bundan ilgili bir tane animasyon bile getirdi. O yüzden bunu kullanması oldukça normal. Pam'in ise en ünlü cümlelerinden bir tanesi come to mama yani anneye gel. Pam bildiğiniz gibi anne hatta Jesse'nin annesi. O yüzden böyle bir cümle kullanması oldukça normal arkadaşlar. Frank'in hiçbir şey yok. Frank hu 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 diye gülüyor. O yüzden Frank'i direkt geçiyorum. Frank deşsin. Frank main'lere selamlar. Frank main oynamak zordur arkadaşlar. Frank'leri seviyoruz. Bibi'nin ise şöyle bir sesi var. Bibi düşmanı öldürdüğünde Mr. Bat says hi diye bir tane cümle kullanıyor. Mr. Bat ise Bibi'nin sopası arkadaşlar. Bay sopa anlamına geliyor. Bildiğiniz bay sopa. Bay sopanın selamı var anlamında bir tane cümle bu. Aynı zamanda birisini öldürdüğünde I am cool cat diyor. Ben havalı bir kediyim diyor. Bildiğiniz gibi Bibi İngilizceye çevirirseniz oyunu ustalık rütbelerinde kedi ünvanını alan bir tane karakter. O yüzden böyle bir cümlesi var. Bee'ninki ise birazcık ilginç. Be beautiful diyor. Yani arıyı almışlar B ile birleştirmişler. Beautiful'u beautiful yapmışlar. Yani arı gibi güzel gibi bir şey aslında bu. Nani bildiğiniz gibi arkadaşlar Jesse'nin bebek bakıcısı. Bildiğiniz kamera aslında Nani. Ve Nani birisini öldürdüğünde iyi misin diye soruyor. Çünkü Jesse'ye de oyunda iyi misin diye soruyordu. O yüzden bu da bayağı ilginç. Hemen diğer karaktere geçelim. Edgar'ın ise en ünlü sözü CEO of Brawl Stars arkadaşlar. CEO of Brawl Stars. Bunu neden kullanıyor bilmiyorum. Brawl Stars'ın büyük ihtimalle kurucusu üyesi. Kurucu üyesi. CEO'su arkadaşlar. Buradan Edgar mainlere selam. Sizi artık sevmiyorum abi. Edgar oynamayın. Gidin Mortis oynayın. Edgar'lardan nefret ediyorum. Şaka yaptım bu arada. Seviyorum ama yani başka karakterler oynayan arkadaşlar. Edgar falan yani. Edgar'dan vazgeçin. Karşınızda Griff var. Griff parayı çok seviyor ve money 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 diye bir tane cümlesi var arkadaşlar. Para 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 anlamına geliyor. Arkadaşlar Grom ise atıcı bir karakter ve Walkie Talkie'den ilgili yani telsizden ilgili bir sürü cümlesi var. Grom çocukları sevmiyor. Hatta bununla ilgili bir tane video çekeceğim. Shorts videosu olacak. Grom'un bir tane cümlesinde çocukların bana güldüğünü duydum diye bir tane cümlesi var. Yani Grom aslında çok korkunç bir karakter. Bunu söyleyeyim. Bunun gizemi çok büyük. I hear the children laughing at me.
Karşınızda Bonnie var arkadaşlar. Bonnie'nin topunun ismi Clyde bildiğiniz gibi. Bonnie ve Clyde diye gerçek hayatta bir tane çift bile yaşadı. Bonnie bir tane düşmanı öldürünce "Don't mess with Clyde" diye bir tane cümle kuruyor. Yani Clyde'la uğraşma, Clyde'dan başına bela alma diye bir tane cümle. Gale ise bildiğiniz gibi Mr. P'nin otelinde çalışan bir temizlikçi arkadaşlar. Ve en ünlü cümlelerinden bir tanesi "Don't blame me, I just work for Mr. P." Yani beni suçlama, ben sadece Mr. P için çalışıyorum diye bir tane cümle arkadaşlar. Colette ise bildiğiniz gibi koleksiyoncu bir karakter. Hatta defteri var. Defteri bütün karakterlerin koleksiyonlarını oluyor arkadaşlar. Ve Colette ultisini kullandığında defterini açarak düşmana doğru koşuyor biliyorsunuz. Ve koşarken şöyle bir cümle kullanıyor. "I just want your autograph." Autograph ise sizin bir tane imzanız demek. Yani senin sadece imzanı istiyorum diye sizin üstünüze doğru koşuyor Colette. Düşünürsek oldukça korkunç fakat bir yandan da oldukça mantıklı bir şey. Belin ise ünlü bir tane sözü var. "The Gold Arm Gang says hi." Altın omuzlar çetesinin sana selamı var gibi çevirebiliriz bunu. Ve bu çetenin üyelerinden bir tanesi Sam, diğeri de Pearl arkadaşlar. Zaten Sam'le Bel eş, yani karı koca. Pearl ise onların çocukları. Eş ise bildiğiniz gibi çöp kutusu arkadaşlar. Çöp kovası ve eş ultisini kullanınca fare saldırısı diye bir tane cümle kullanıyor. Eş fareleri çok seviyor. Fareler nerede olur? Çöpte olur. Bu da böyle bir şey yani. Bunu geçiyorum direkt. İğrenç bir şey ama inşallah fareden ilgili karakter gelmez ya. Düşünsene ileride bir tane karakter geliyor. Ben onu çıkartana kadar fare yiyor. Bu arada yaparım. Harbi yaparım. Bunu söyleyeyim, yaparım. Ben bunu yaparım biliyorsunuz beni. Ben iğrenç bir adamım. Karşınızda Lola var arkadaşlar. Lola bildiğiniz gibi ses sanatçısı. Ve Jesse'nin sesini taklit ediyor. "Say hello to my little friend." diyor. "Say hello to my little friend." Küçük arkadaşıma selam çak anlamına gelen bir tane cümle. Jesse taretini attığında bunu kullanıyordu. Lola ise kendi kulonunda attığında bunu kullanıyor. Bildiğiniz ses sanatçısı olduğu için çoğu karakterin sesini çalmış hatta Lola. Sam ise dövüşçü bir karakter. Bildiğiniz El Primo gibi ve rakibine vurduğunda arkadaşlar uppercut gibi kelimeler kullanıyor. Boks izleyenler varsa uppercut böyle aşağıdan yukarı böyle çakmak demek. Aynı zamanda kidney punch diye bir tane daha cümlesi var. Bu da böbrek saldırısı, böbreğe yumruk atmak gibi bir şey anlamına geliyor. Ve karşınızda Piper'ın en büyük düşmanı. Hatta oyunun hikayesine göre bile Piper'ın rakibi arkadaşlar. Hatta Mandy'yi seçince Mandy bildiğiniz gibi Piper'dan mermi yiyor. Bakın, mermi yedi. Piper bildiğiniz gibi kek yapmayı çok seviyor. Mandy'nin ise şöyle bir sözü var. Aynı zamanda Piper şekerlerle falan da uğraşıyordu. Bunu da biliyorsunuz. Mandy ise şöyle söylüyor. "I am too sweet for this world." Bu dünya için çok tatlıyım diyor. Ve Piper sanırım Mandy keklerini mi kullanmak istiyor, ne yapmak istiyor anlamadım. Fakat aralarında bir düşmanlık var. Karşınızda Macy var arkadaşlar. Macy'nin bildiğiniz gibi kolu yok. Kolu yerine bir tane robot şeyi takmışlar. Ve Macy oyuna başında şöyle bir tane kelime kullanıyor. "Kolum olmayabilir ama bu zararsız olduğum anlamına gelmez. Kolum yok ama çok güçlüyüm" gibi bir şey kullanıyor. Buradan Macy'lere selam arkadaşlar. Karşınızda Hank var. Hank bildiğiniz gibi çavuş arkadaşlar. Yani askeri rütbe bir adam. O yüzden Brawl Stars'a Hank'i seçince Hank bildiğiniz emir veriyor. Attack formation, Oscar Papa gibi bir şey. Pearl saldırdığında ise şöyle bir şey kullanıyor. Bu arada Pearl ult atınca herhangi bir cümle kullanmıyor. Sadece saldırırken kullanıyor. Saldırırken bedava şeker hastalığı diye bir tane cümle kullanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kurabiye atıyor. Çok kurabiye yerseniz doktorların dediğine göre şeker hastası oluyorsunuz. O yüzden Pearl de böyle bir tane cümle kullanmış. Karşınızda Larry ve Lowry var. Bunlar kuralları çok seven ikiz arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi televizyon izlediyseniz iyi polis kötü polis diye bir şey var. Larry ve Lowry ultisini kullandığında şöyle bir şey kullanıyor. "Say hello to the bad cop." Kötü polise selam var. Yani Larry burada iyi polis ve Lowry ise burada kötü polis. Bildiğiniz iyi polis kötü polis. Oyun oynuyorlar gibi düşünün. Karşınızda ise Angelo. Bildiğiniz sivrisinek manyağı karakter. Angelo oyuna ilk başladığında "I am here to slay. Get out of my way." diye bir tane cümle kullanıyor. "I'm here to slay. Get out of my way." Herkesi öldürmek için buradayım. Yolumdan çekildi gibi bir şey. Bu en ünlülerinden bir tanesi. Hemen şimdi diğerine geçelim. Karşınızda Mortis. Mortis'in en ünlü kelimesi "Ring alalo." Tabii bu böyle değil. "Bringer of the Doom" anlamına geliyor bu. Yani kıyametin getiricisi gibi bir şey. Mortis, Ringer of Doom. Buradan Mortis mainlere selam. Mortis'lere selam. Ben Mortis'in manyağıyım. Buradan bütün Mortis'e selam. Buradan Mortis seslendiren adama da selam. Mortis gel. Yani Mortis. Selam Mortis. Mortis'i seviyorum. Tara var. Tara'nın hiçbir kelimesi yok arkadaşlar. Tara sadece gülüyor. Ha 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 diye bir tane gülüşü var. Ginny var. Ginny'nin de hiçbir şey yok. Mr. P gibi gülüyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Diye gülüyor. Max ise ultisini kullandığında Max Energy, yani maksimum enerji anlamına gelen bir tane cümle kullanıyor. Mr. P de Ginny gibi gülüyor. Hatta Mr. P ile Ginny aynı karakter arkadaşlar. Benim tahminime göre, hatta ben bununla ilgili bir tane video çekmiştim. Mr. P ile Ginny'nin gülüşleri aynı. O yüzden Mr. P ile geçiyorum. Karşınızda ise Sprout var. Sprout ultisini attığında bildiğiniz gibi etrafa bir sürü ağaç koyuyor. Ve bunları koyarken planting, yani ekiyorum, ağaçları dikiyorum anlamında bir tane cümlesi var. Byron ise bildiğiniz gibi ticaret adamı arkadaşlar. Ve ticaretleri aslında çok da ahlaki bir yoldan değil. Çok fazla para kazanan bir ticaret adamı. Ultisini kullandığında ise 1000 tane al, 1 tane kazan. 1000 alana 1 bedava, yani baya saçma bir anlaşma gibi bir şey. Squeak var. Squeak'in hiçbir cümlesi yok. Bildiğiniz gibi diye gülüyor. Başka hiçbir şey yok Squeak'in. Lou ise bildiğiniz gibi dondurma yapan karakter. Aynı zamanda Mr. P'nin otelinde çalışıyor. Ve ultisini kullanırken şöyle bir tane cümlesi var. 100% certified flavor sauce. Yani %100 onaylanmış sertifikalı sos gibi bir tane cümlesi var arkadaşlar. Dondurma sosu gibi düşünebilirsiniz. Karşınızda ise Ruffs var arkadaşlar. Ruffs ultisini kullanınca Delta Team requesting backup. Delta Team requesting backup. Delta takımı destek istiyorum diye bir tane ultisini kullanırken cümlesi
cümle kullanıyor arkadaşlar. Raphs da bildiğiniz gibi uzaylı bir karakter. Yani uzay gemisi kullanan bir tane köpek arkadaşlar. Yani bunu kullanması oldukça mantıklı. Karşınızda ise psikopat dinozor karakterin bir tane cümlesi arkadaşlar. I rule this pool. Bu havuzun kurallarını ben koyarım. Bu havuzu ben yönetirim gibi bir tane cümle. Bildiğiniz gibi bazı arkadaşlar can kurtaran, o yüzden bunu demesi oldukça mantıklı. Şimdi yerine geçelim. Evie'nin bildiğiniz gibi arkadaşlar ustalık ünvanı anne sevgisi. Hatta Evie süperini kullanırken anne sevgisinden alakalı cümleler kullanıyor. Annecik sizi çok seviyor. Evie'nin bildiğiniz gibi küçük küçük yavruları var. Annecik sizi çok seviyor diyerek ultisini atıyor arkadaşlar. Mommy loves you. Janet ise bildiğiniz gibi roket pack kullanan, yani jetpack kullanan bir tane karakter. Ultisini kullandığında ise roket girl, yani roket kız diye bir tane cümle kullanıyor. Aynı zamanda let's drop some candies, yani birazcık şeker atalım aşağıya anlamına gelen bir tane daha cümle kullanıyor. Ve başka bir cümlesi fly me to the moon. Frank Sinatra diye bir tane sanatçı var ve Frank Sinatra'nın en ünlü şarkılarından bir tanesi fly me to the moon. Böyle bir şarkı arkadaşlar. O yüzden Janet'in süperi bununla alakalı. Buster bildiğiniz gibi arkadaşlar sinemada çalışan bir tane karakter ve sinemada çalışırken oyuna Buster'ı ilk defa attığınızda, yani Buster oyunu ilk defa doğduğunda şöyle bir cümlesi var. Welcome to the screening. Sahneye hoş geldin. Welcome to the screening. Gray'in hiçbir kelimesi yok. Gray sadece ateş ederken püf püf kullanıyor. Gray'in hiçbir cümlesi yok oyunda. Karşınızda Willow var. Willow çok korkunç bir bataklık karakteri. Ve Willow bildiğiniz gibi başka karakterleri kontrol edebiliyor. Willow ultisini attığında sen sadece bir araçsın. You are just a tool. You weak-minded fool. You're just a tool. You weak-minded fool. Yani burada aslında bir şiir, tekerleme gibi bir şey var. Sen sadece bir araçsın. Seni küçük beyinli insan gibi bir şey. Karşınızda Dog var. Dog'un bildiğiniz gibi sosistileri var arkadaşlar. Ve Dog ultisini kullandığında, yani sosisini fırlattığında, bunu herhangi bir arkadaşına fırlattığında Sausage of Salvation, yani kurtuluş sosisi diye bir tane cümle kullanıyor. Çok saçma ama böyle bir cümlesi var işte. Chuck var. Chuck'ın bir tane küfrü var. City Cazdo diye bir tane küfrü var arkadaşlar. City Cazdo değil hatta. Mientrata de la c***a degli occhi. Supercell bunu kaldırdı. O yüzden Chuck'ı direkt geçiyorum. Chuck bildiğiniz gibi küfür ediyor. Küfür eden karakter ya. Ama bunu Supercell sansürlemedi. Direkt Chuck'ın bu sesini kaldırdı. Karşınızda Charlie çıkartana kadar örümcek yedim. Bu arada videoyu izleyin. Charlie var arkadaşlar. Videoyu izlemediyseniz izleyin. Öyle ben manyaklık yaptım. Örümcek yedim bu karakter için. Charlie herhangi bir düşmanı öldürdüğünde yoyum bütün acıları senin yüzüne getirecek diye bir tane cümle kullanıyor. Karşınızda Miko var. Miko'nun en ünlü sözlerinden bir tanesi. Sana şaka gibi mi geliyorum? Ben sadece bir şempanzeyim ve zıplarım. Çok saçma ama kullanmışlar. Çok saçma. Karşınızda Fang var. Fang ultisini attığında tek meleyebilir miyim gibi bir şey kullanıyor. Aynı zamanda düşmanı öldürdüyse Fantastic, yani kendi ismiyle bağlantılı bir cümle kullanıyor. Bu da bayağı bir espiritüel gibi bir şey yapmışlar. Karşınızda Otis var. Otis suyun altında olduğu için ne yazık ki konuşamıyor. Sadece gurullanıyor arkadaşlar. diye bir tane cümlesi var. Başka hiçbir şey yok. Karşınızda RT var. RT cidden çok korkunç. Seslerin tersten oynatırsanız bayağı korkunç bir karakter arkadaşlar. Hatta dünkü videomda bunu gösterdim. O yüzden RT'yi geçiyorum. Siz zaten bunu dinlediniz. Yani RT bayağı bir korkunç bir karakter. Melody bildiğiniz gibi K-pop sanatçısı ve ateş ederken de K-pop kelimelerini kullanıyor. Bu sesinde ise ne olduğunu çeviremiyorum. Korece bir şey bu ve bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Vokal hayrutu, ses sanatçısı dışarıda. Vokal hayrutu dışarıda anlamına geliyor. Karşınızda palyaço var ve palyaço sürpriz diye bağırıyor. Bunu geçiyoruz. Bu çok mantıklı ama biz diğerine geçeceğiz hemen. Chester arkadaşlar YouTuber. Çok saçma bir şekilde Chester YouTuber. YouTube kanalı var. Chester kazanınca ben YouTube ünlüsüyüm diyor. Anne bak televizyona çıktın diye bir şeyler kullanıyor. Maaşımı yükseltmenin zamanı geldi. Mandy beni izliyor musun gibi şeyler kullanıyor. Ya bildiğiniz YouTuber bu karakter ya. Karşınızda Cordelius var. Cordelius mantarları çok seviyor. Cordelius'un bütün cümlelerinde, bütün seslerinde mantarla ilgili bir şey var. Kıyamet mantarı diyor böyle bir tane ultisini atınca düşmanı başka bir boyuta taşınınca kıyamet mantarı. Spike var. Spike'ın hiçbir sesi yok. Oyunun başında vardı. Sonradan bunu kaldırdılar arkadaşlar. Spike'ın sesi çok kalın diye Supercell Spike'a ses getirmiyor. Karşınızda Crow var. Crow'un çoğu kostümünde Crow'un sesleri farklı oluyor. Fakat Anka Crow kostümü cidden çok ilginç. Bildiğiniz gibi Anka kuşları küllerinden doğmuştur hikayeye göre. Ve Anka Crow oyuna başladığında küllerinden doğdun diye bir tane cümle kullanıyor. Daha doğrusu küllerden, dümdüz küllerden ortaya çıktım gibi bir tane bir şey. Leon'un hiçbir sözü yok, ünlü bir sözü arkadaşlar. Leon sadece gülüyor. Fakat en ünlü olarak ben bunu buldum. Sneaky time, yani gizlenme zamanı diye bir tane bir şey. Leon görünmez olunca sneaky time diyor ve gizleniyor. Sen dediyse şöyle bir şey var. Sen de ultisinin altında kum fırtınası diyor ve ultisini bu şekilde atıyor. Aynı zamanda oyuna başlayınca so tired, yani çok yoruldum, uyku ihtiyacım var diye bir tane bir şey kullanıyor. Sen de çok uykucu bir karakter. Bu da oldukça mantıklı bir şey. Karşınızda Amber var. Amber ultisini kullanınca ignite this, bunu yakın diye bir tane kelime kullanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda oyuna başlayınca ha 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 diye böyle yanıyor. Böyle bildiğiniz terliyor gibi bir şey kullanıyor. Karşınızda Meg var arkadaşlar. Meg'in arkasındaki robotun ismi Robby arkadaşlar. Meg ultisini kullanınca meet Robby diyor. Yani Robby ile tanışın. Robotumla tanışın anlamında. Meet Rob. Karşınızda ise Surge var arkadaşlar. Surge bildiğiniz gibi süper kahraman. Brawl Stars'ın hikayesine göre. Ve Surge ulti kullanınca süper Surge diyor. Build the Surge diyor. Surge'i hisset. Böyle bildiğiniz süper kahraman sözleri var. Surge diyor böyle. Hatta kendine tezahürat bile yapıyor. Bayağı manyak bir karakter. Şimdi diğerine geçelim. Karşınızda ise Kit var. Kit öldüğünde
Bah, what a catastrophe diye bir tane kelime kullanıyor. Katastrofer, yok edilme anlamında gibi bir şey var arkadaşlar. Ve Kit bunu değiştirmiş. Espri yapmış. Brawl Stars espri yapmayı çok seviyor. Keşke İngilizce yana dediği gibi bilseydik yani. Bunlar aslında çok ilginç şeyler. Bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Bayağı bir karakter var. Hatta ben bu videoyu 2 saat boyunca yapabilirdim. Fakat ben karakterlerin seslerini kestim. Madem video sonuna geldik. Video sonu ilginç şeylerde bugün ise arkadaşlar ne var? Bugün şöyle bir şeyim var. Acı biber sosu. Hot pepper sauce. Sauce piquante gibi bir şey. Fransızcam yok ama böyle bir şeydir büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. 47 dakika kayıt olmuş. Hoşçakalın, bay bay.